Antalya 3T gündemin yayın konuğu Antalyalı avukat Nizamettin Sağır. Kendisi hem avukat bir hukukçu aynı zamanda da geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi MHP ve İYİ Parti'nin Antalya İl Başkanlığı'nı yapmış bir isim. Yani hem Antalya'nın siyasetini hem hukuku konuşacağız kendisiyle, süremiz el verdiğince. Yayınımıza hoş geldiniz Nizamettin Bey. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum izleyicilerimize. Harikler. Nizamettin Bey, gündemde bu aralar Diyanet'le hukuk karşı karşıya geldi ve Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı. Böyle bir şey daha önce olmuş muydu? Yani başsavcılık baro hakkında soruşturma başlatıyor. Hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Geçmişte. Şimdi geçmiş dönemde ender de olsa Güneydoğu Anadolu bölgesindeki barolarla alakalı benzer uygulamalar, terör soruşturmaları doğrultusunda bazen yapılıyordu ama Diyanet işleriyle baronun karşı karşıya geldiği hadise ben bildiğim kadarıyla, yani 30 yıllık aktif meslek hayatım var, İlk defa karşılaşıyorum. Son derece üzücü bir resim. Gerçekten üzücü bir resim. Hangi tarafından bakarsanız bak. Evet. Ankara Baro Başkanı açıklamalarını Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesine dayandırdı. Barolara açıkça yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünü korumak ve insan haklarını korumak kavramları işlerlik kazandırmayı bir görev olarak addeder dedi. Antalya Baro Başkanı da açıklama yaptı. Biz dedi Ankara Barosu'nun yanındayız dedi. Bu aynı zamanda pozitif bilimlerle, hukukla, inancın bir şekilde devlet yönetiminde karşı karşıya gelmesi olarak mı yorumlanır? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılıklı kılıçların çekilmesini? Vallahi bir hukukçu, aynı zamanda da siyasetçi olarak işin doğrusu son derece üzüntüyle karşılıyorum. Her iki cephenin de yaptığı hatalar sebebiyle inanılmaz bir üzüntü içerisindeyim. Yani kaç gündür bu hadiseyi takip ediyorum. İzleyicilerimizi aydınlatma açısından şöyle söyleyelim. Geçen Cuma hutbesinde Sayın Diyanet İşleri Başkanı çıktı. Bu hutbede İslami kaynaklara dayanarak bazı açıklamalar yaptı. Ama bu açıklamaları yaparken içerisinde sanki mevcut karşı karşıya kaldığımız bu Covid salgını gibi felaketlerin sebebi olarak bazı günahları gösterdi. Yani zina gibi, işte eşcinsellik gibi. Şimdi işin doğrusu, hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Her ikiniz de haklısınız falan diye bir fıkra vardır. Onu tekrar etmeyelim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı konuşmayı yaparken elbette ki dini değerler üzerinden yapacak. Yani dinin emirleri nelerse bu emirleri topluma anlatmakla görevli. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir devlet. Şimdi bu devletin içerisinde, bu devletin vatandaşları içerisinde başka dinlere mensup insanlar da var. Yani İslam dininin haricindeki mensup, başka dinlere mensup insanlar da var. İnançsız insanlar da var. Devlet, bizim devlet nizamı dizayn edilirken bütün bunlardan uzak durması, yani devletin dini inançlar cephesinden bir taraf olarak, çünkü vatandaşlar arasında ayrım yapmak zorunda kalabilir. Yani bir dinden yana taraf olacak olursa eğer, vatandaşları başka dinlere mensupsa veya inançları başka inançlara, devletin inandığı dinin haricinde bir inanca tabiyse ne olacak? Bizim devlet nizamımız, anayasamız, anayasal sistemimiz bütün inançlara eşit mesafede bakan bir anlayış. Ama ben üzülerek söylüyorum, bizim Diyanet İşleri Başkanı son zamanlarda, yani Sayın Ali Erbaş'tan bahsediyorum ben, işin doğrusu bir Diyanet İşleri Başkanı, bir din aliminden ziyade hükümetin fetva makamı gibi bir konuma kendisini konumlandırmış. Yani siyasi bir makam haline getirmiş Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun gözünde belli kesimlerde siyasetin sesi gibi algılanır hale gelmiş. Son yapılan hadise de bunun bir örneği. Şimdi örnek vereceğim. Siz din adamısınız, Diyanet İşleri Başkanısınız, bir de hutbe vereceksiniz. En fazla milli birliğe, en fazla toplumsal barışa ihtiyacımız olduğu dönem hepimizi hedef almış. Yani bütün inanç kesimlerini, bütün etnisiteleri, bütün insanlık değerlerini
yaşam hakkını hedef almış bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. O hepimiz ortak bir düşmana mücadele veriyoruz. Böyle bir pozisyonda bizim birliğe ihtiyacımız var. Şimdi siz çıkıp da şunu söyleseydiniz, ya virüsle koordine etmeksizin böyle kötü zamanlarda işte İslam ahlakı komşulara şöyle davranmayı uygun görür, insanların dertleriyle dertlenmeyi uygun görür diyerek milli birliğe faydalı olacak İslami değerleri ifade etseydiniz amenna. Ama Sayın Diyanet İşleri başına kalktı, günahların içerisinde bazı seçimleri yaparak. Yani şimdi eğer eşcinsellik günahının artmasıyla veya zinanın artmasıyla, örnek veriyorum, yani Allah'ın haram dediği şeylerin yapılması sebebiyle bir felaket bizim başımıza geliyorsa, Lut kavmi gibi, yani onun mantığıyla ifade ediyorum, bir felaket geliyorsa karşımıza, ya Allah'ın haram kıldığı başka şeyler var. Mesela yolsuzluk haram. Mesela rüşvet haram, hakkı, yağma hakkı haram. Yemek haram, yağma haram. Ne bileyim, insan öldürmek haram. Küçük yaşta çocuklarla evlenmek haram. Ya ne bileyim, bir sürü haramımız var. Kardeşim, haramları niye ayırarak sen ifade ediyorsun? Yani hükümetin ifade edilmesini istemediği bazı haram çeşitleri var. Bunu biz nerede yaşadık? Geçmişte yaşadık efendim. Yolsuzluk hırsızlık değildir. Yolsuzluğa hırsızlık denilemez diyen bir fetva makamı vardı geçmişte. Şimdi bunun gibi siyasallaşmış bir Diyanet İşleri Başkanı var. Şimdi bunun yaptığı bu hutbeye karşı bir, ya siz kardeşim bu toplumun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarını dini inanç sebebiyle ayrım yaparak, birilerinin bir kötü şeylerin sebebi müsebbibi göstererek hedef gösteremezsiniz şeklinde açıklama yapmayı arzu ederken Ankara Barosu garip bir dil kullandı. Şimdi oraya geleyim, baronunkine geleyim. Garip bir dil. Şimdi burada ne dedi şeyde, baro açıklamasında şöyle bir kelime kullanmış. Şimdi şu kelimeye bakın. Şaşkınlığımız, sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir. Bundan 8-9 nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve doğmakti sınırlara sahip olmak. Şimdi bakın, evet, yeni inançlara saygı duymak veya inançlara saygı duymak hukuka inanan insanların en temel değerlerinden birisidir. Yani bütün inançlara ve inançsızlıklar da, inançsızlık da bir inançtır. Evet. Buna da saygı duymak hukukçuların görevidir. Ya kardeşim, sen geçmişte kalmış, tarihte kalmış bir ifade niye kullanıyorsun? Yani 8-9 asır önce, bugün Aristo 3000 sene önce yaşamış, örnek veriyorum. Söylediklerinin yanlış olduğunu ifade edebilir miyiz? Veya yüzlerce yıl önce yaşamış Newton'un söylediklerinin. Bu değerlendirme İslami değerlere saldırı mahiyetinde algılanabilecek şekilde ifade edilmemeliydi baro tarafından. Baronun kullandığı dil de yanlış, işin doğrusu. Yani özü itibariyle karşı çıkış doğru, ama karşı çıkarken fikrini ifade ediş biçimin aynı Diyanet İşleri Başkanı'nın yaratmaya çalıştığı düşmanlık veya ayrımcılığın bir benzerini sen baro olarak uyguluyorsun. Dolayısıyla bana göre ikisi de yanlıştı. Şimdi İzleyicilerim, beni üzen şeylerden bir tanesini daha söyleyeyim. Şimdi siz İstanbul Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir suç duyurusunda bulundu baro hakkında dediniz ya. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı da bir suç duyurusunda bulundu. Bakın, evet, şimdi o suç duyurusundaki ifadeye bakın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın suç duyurusunu kamuoyuyla paylaştığı duyuruya bakın. Din konusunda toplumu aydınlatmakla görevli, halk nazarında saygın ve itibarlı önder konumundaki Diyanet İşleri Başkanı'na alenen hakaret eden. Şimdi cümleye bakar mısınız? Toplum nezdinde, halk nazarında saygın, itibarlı önder. Ya kardeşim, sen neyin önderisin? Yani bu önder kelimesi ne önderlik? Yani neyin önderidir Diyanet İşleri Başkanı? Bakın, ona bir kimlik verme gayreti içerisinde. Anayasanın verdiği şeyin haricinde bir kimlik verme derdinde. Şimdi suç duyurusunun temelini ne oluşturuyor? Oraya geleyim bir de. Efendim, Türk Ceza Kanunu 122, 125, 216, 131. maddeleri uyarınca. Şimdi dikkat edin.
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek veya aşağılayarak toplumda nefret ve ayrımcılığa yol açarak kamu çalışanını görevinden dolayı alenen hakaret etmek suçundan baro hakkında yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Peki gelelim Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine. Yani halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu dediğimiz suçu, aşağılama suçunu düzenleyen ceza kanunu bakın ne diyor. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimi, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse diyor. Bu suçu işlemiş olur. Şimdi cümleyi anladınız mı? Ya bu suçu Diyanet İşleri Başkanı da işledi. Aynı evet. suçu işledi. Eğer Ankara Barosu'nun yaptığı suçsa, yani şöyle mi acaba, böyle mi suç olarak kabul ediyorlar? İslam'a inanan kesime hakaret etmek suretiyle bu maddeyi ihlal etti diye mi? O zaman inanmayanları ne yapacağız kardeşim? Sen de onlara küfretmişsin, hakaret etmişsin. Dolayısıyla diyorsunuz, deveye dolayısıyla sormuşlar, boynun neren doğru? Ortada bir suç varsa, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı da suçtur, Ankara Barosu'nun başkanının yaptığı da suçtur. Eğer suç değilse, ikisinin yaptığı da kelimeleri düzgün kullanmamaktan kaynaklanan ifade hatalarıdır, bu ikisine de yakışmaz. Ne Diyanet İşleri Başkanlığı'na yakışır böyle bir dil, ne Baro Başkanlığı'na yakışır. Bir hukukçu ve siyasetçi olarak emin olun büyük üzüntü içerisindeyim. Bir daha söylüyorum. Hem Baro'nun yaptığı açıklama hem Diyanet İşleri Başkanı'nın. Diyanet İşleri Başkanı belli konularda dediğim gibi artık bir geçmişte Osmanlı döneminde Şeyhülislamların fetva makamı olarak padişahlar kullanırdı evet. Şeyhülislamları. İstedikleri konuda fetva alırlardı falan. Böyle bir makama doğru bir evrilme görülüyor. Ben bundan bir Müslüman Türk milliyetçisi kendimi öyle ifade ediyorum. Ben bundan hicap duyuyorum. Hakikaten çok rahatsız oluyorum. Ben şu anda Diyanet İşleri Başkanı'nın tarzından mutlu değilim bir Müslüman olarak. Evet. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim. Bu sizin dediğiniz gibi. Yani deveye sormuşlar nerem? Niye boynun eğri? Nerem doğru ki? Evet. Yani. Hal bu. Peki bundan yola çıkarak siyaset makamları da özellikle tartışma konusu aldı ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı'na sahip çıktı ve onu eleştiren devleti eleştirmiş demektir, devletin düşmanı demektir dedi ve çok sert bir dil kullandı. Onun verdiği yaptığı açıklamadan da yola çıkarak ve MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu. Müslüman mahallesine salyangoz satılmaz gibilerinden. Ve bu açıklamalardan da yola çıkarak şu yorum yapılıyor. Yavaş yavaş erken seçimin ateşi mi yakılıyor acaba diye bu yorumlar yapılıyor. Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ da Türkiye'de artık şu parti bu parti kavgası yok. Türkiye'de namuslularla namussuzların kavgası var şu an için. 2020'de seçim olabilir Kasım ayında ya da en geç 2021'in Nisan'ında diyor. Sizce bütün bunlar ve bir de bu koronavirüs nedeniyle 50'den fazla ülkeye yapılan yardımların da gazıyla hükümet erken seçime mi gidiyor sizce? Bunu niçin sordum? Siz aynı zamanda bir il başkanlığı da yaptınız. Hem MHP'nin hem İYİ Parti'nin Antalya'da bu anlamda en azından bu kesimin siyaset nabzını da elinde tutan bir insansınız. Şimdi Ümit Özdağ bildiğim kadarıyla İYİ Parti milletvekili herhalde. Selçuk Özdağ. Şimdi bu iktidar 2008'den sonraki süreçte AK Parti iktidarı düzenli bir biçimde seçimlerden başarılı çıkmak için toplumu kamplaştıran gerilim siyasetini strateji haline getirdi. Yani ne zaman gerilimin toplumsal kamplaşmayı körükleyici birilerini ötekileştirerek kendi seçmen kitlesini konsolide edeceği anlayışı strateji haline getirmiş bir parti. Gördüğüm kadarıyla bu cepheden baktığınızda sanki evet gündemde bir erken seçim var gibi. Çünkü bütün dünya
Bırakın Türkiye ülkelerin içerisindeki kendi siyasi çatışmalarını, dünya ve milletleri, dünya devletleri kendi aralarındaki ihtilafları bile ötelemişler. Hani evet. Millet, dünya insanlığı canının derdine düşmüş. Şimdi herkes canının derdine düşmüşken, bu ülkede milli birliği sağlamak gerekirken çıktığı her televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olarak konuşmaya başlıyor. Ama konuşmanın ortasına yakın birdenbire AK Parti Genel Başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Ben o ikinci bölümde hemen kapatıyorum televizyonu. Farklı bir kanala geçiyorum. Çünkü ben Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak dinlerim. Ama AK Parti'nin genel başkanı olarak onu dinlemek zorunda falan değilim. Kanalı değiştiriyorum. Şimdi bunu niye yapar diye düşündüğünüzde aklınıza o geliyor. Diyorsunuz ki ya herhalde bir şey var, bir sıkıntı var. Şimdi 2015 seçimlerin erkene alınması, geçmiş seçimler için söylüyorum. Onda da benzer bir şey vardı. Eğer seçimler zamanında yapılacak olsaydı Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanamayacağı anlaşıldığı için seçimler erkene alınmıştı hatırladığınız kadar. Hatırla, evet. Hepimiz hatırlıyoruz bunu. Şimdi benzer bir resim var gibi. Çünkü bugüne kadar uygulanan Sağlık Bakanı başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın virüsle mücadelesi, koronavirüsle mücadelesi bugüne kadar anladığımız kadarıyla, bize anlatılan kadarıyla başarıyla geçti. Ama asıl tsunami virüsle mücadelenin sonunda gelecek. Yani sağlık mücadelesinin sonunda asıl ekmek ve yaşam mücadelesi gelecek. Önümüzdeki günler bir bu manada ekonomik bir büyük bir sıkıntı ve felaket geliyor gibi. Görünen resim bu. Bu resimin sonuçları görülmeye başladığında Recep Tayyip Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanı olarak yeni bir seçimi kazanamayacağı, AK Parti'nin de seçim kazanamayacağı Sağır Sultan bile anlar yani. Bunu herkes bilir, siyasetle ilgilenen. Çok hızlı yapılacak bir erken seçim belki kurtarıcısı olabilir diye düşünüyor olabilir AK Parti ve bileşenleri diyelim, onlarla beraber hareket edenler. Bir erken seçim sizce ihtimali var. Olabilir mi peki? Hayır, hiç şansı yok. Artık bitti. Bakın, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir devletin büyük devlet olup olmadığı koronavirüsle sağlık mücadelesinde belli olmaz. Onun sağlıktaki başarısını gösterir. Ama devletin büyük olup olmadığı, ondan sonra o virüs dönemindeki toplumsal yapıdaki sıkıntılar, ekonomideki sıkıntılar, istihdamdaki sıkıntıları çözmeye muktedir olup olmadığı bir devletin büyük devlet olup olmadığını gösterecektir. Şimdi bu cepheden baktığınızda Türkiye'deki veriler sağlıklı değil, örnek veriyorum. Yani ben ya kara kara gülerek geçiştiriyorum. Televizyona çıkıyor, 200 milyar, 100 milyarlık rakamlar açıklanıyor falan. Şimdi dünya bu rakamları açıkladığında, biz 450 milyon milyar euro veriyoruz dediğinde verdiği yer şurası. Diyor ki vatandaşıma adam başı 1000 dolar veriyorum diyor. Bunun toplamı şudur. Şirketlere şu kadar veriyorum. Bunun toplamı budur. Ya bizimkinde açıklanan rakam, vatandaşa direkt verilen para 4 milyar lira, 5 milyar lira, geri kalanının tamamı kredi imkanlarının açılışı. Bu destek falan değil ki kardeşim. Yani sen bana kredi imkanı sağlayacaksın, örnek veriyorum. Onu da alamıyor insanlar da. Diyelim ki bana kredi desteği verdin, ben de bankadan kredi çektim. Bu krediyi neyle ödeyeceğim? Kazanırsam ödeyeceğim. Önümüzdeki dönem kazanma ihtimali var mı? Örnek veriyorum Antalya için turizm sektörü. Ne kazanacak? Yani nereden turist gelecek de ben bir turizmci olarak para kazanacağım? Önümüzdeki sene bugün aldığım krediyi ödeyeceğim. Ya yani gelen mesajlar, devlet yetkililerinin ağzından gelen mesajlara bakarsanız, yani ağızlar konuşuyor da ağızların yarısına bakarsanız güzel şeyler duyuyorsunuz. Öbür kenarına bakarsanız bir endişe ifadesi görüyorsunuz yüzün diğer tarafında. Bir felaket geliyor gibi görünüyor ve AK Parti bu 18 yıllık dönem içerisinde, bakın çok özet söyleyeyim ben size, Cumhuriyet tarihinin biriktirdiği bütün birikimleri sattık. Yani fabrikaları sattık, arazileri sattık, madenleri sattık. Yani sattık satabildiğimiz kadar. 300-400 milyar dolara yakın dış borç kullandık. İnanılmaz paralar alındı, toplumdan toplandı.
karşılığında biz bir krizle karşılaştığımızda vatandaşına verecek 100 milyar lira keş parası olmayan bir devletle karşılaştık. Paralar çarçur edilmiş Hatice Hanım. İşin doğrusu bu. Artık kendimizi de kandırmayalım. Bu hükümet parayı çarçur etmiş. Marmaris'teki saraylara harcamış. Evet. Bu parayı garip garip yerlere harcamış. Neyse ne yani nerelerse bilmiyorum. Mesela Suriyelilere 40 milyar dolar harcanmış. 40 milyar dolar dediğiniz 280 milyar liraya yakın bugünün parasıyla TL olarak ediyor. 280 milyar siz kendi memleketinize gelen mültecilere para harcıyorsunuz ama kendi vatandaşınıza geldiğinde 4 milyar lira harca para veriyorsunuz. Bunu da verdik diye reklam ediyorsunuz. Ya bu dalga geçer gibi bir şey, bir garip bir şey. Yani iyi bir resim beklemiyor Türkiye'yi ama siyaseten de AK Parti'yi hiç iyi bir şey beklemiyor. Yani bu saatten sonra geçmiş olsun AK Parti'ye. Bunu toplama şansı falan yok. Peki.